Bir suçluyu topluma kazandırmak pek de kolay bir iş değil. En basitinden hapisten yeni çıkan biri, özgürlüğüne kavuştuğu an tekrardan aynı suçları işleyebiliyor. Kötülük yapmaya kararlı birini yolundan döndürmek çok zor. İstediği kadar cezasını çeksin, çıktığı vakit kötü eylemlerine yine kaldığı yerden devam edebiliyor. Peki kötü birini topluma kazandırmak adına daha farklı yöntemler denesek işe yarar mı? Daha sinsi, daha psikolojik yöntemler. Mesela o kişinin özgür iradesini elinden alsak, onu kötü kararlar alamayacak bir biçime soksak, bunun sonucunda o kişiye iyi bir insan diyebilir miyiz? Daha doğrusu o kişiye insan diyebilir miyiz? Yazar Anthony Burgess da bu problemin üzerine kafa yormuş biri. Distopik eseri Otomatik Portakal'da bize özgür iradeyi, iyilik, kötülük ve vicdan kavramlarını sorgulatmakta. Bolca şiddet, psikoloji ve kara mizah barındıran bu eser, sahip olduğumuz değerleri yeniden sorgulamamızı sağlıyor. Kitabı okurken bizim de zihnimize seçimlerimiz sonucu mu kötülükten uzaklaşıyoruz, yoksa kötülükten uzaklaşmaya şartlandırıldık mı sorusu giriyor. Bu videonun konusu Otomatik Portakal. Kitabın geçmekte olduğu 1960'lar Britanya'sı kabus gibi bir yerdir. Sokaklarında her türlü cinayet, gasp, adam yaralama gibi eylemlerin yaşandığı ve çetelerin hüküm sürdüğü bu yer, ana karakterimiz Alex ve onun çetesine de ev sahipliği yapmaktadır. Alex daha 15 yaşında bir genç olmasına rağmen çetesiyle beraber felaket bir kötülük sergilemektedir. Alex'in liderliğinde bu çete toplum kurallarını ihlal eder, mekanları yağmalar, evsizlere şiddet uygular, hatta birinin evine gidip tecavüz edecek kadar ileri gider. Fakat bir gün Alex ve diğer çete üyeleri arasında bir anlaşmazlık yaşanır ve diğer 3 kişinin Alex'e kumpas kurmasıyla karakterimiz kendini hapishanede bulur ve hikayenin derin tarafları da bu kısımda başlar. Hükümetten gelen yetkililer artık suçluları topluma kazandırmak için yenilikçi bir yöntem uygulamaya başlayacaklarını duyurur. Ludovico tekniği denen bu uygulamanın ilk deneyi de Alex olacaktır. Uygulama özünde çok basittir. Alex'e bir iğne vurulacak ve daha sonra kendisi bir sandalyeye sabitlenecek. Gözlerini ekrandan ayıramayacak bir şekilde ona gösterilen filmleri izleyecektir. Bu filmler kötülüğe dair her türlü konuyu içermektedir. Vahşet, işkence, tecavüz ve Alex bunları izlerken olduğu aşının onu kötü hissettirmesiyle vücudu bir koşullanma haline girer ve hikaye devam ettikçe Ludovico tekniğinin Alex'i etkilemeye başladığını ve kendisinin kötülük yapamayacak hale geldiğini görürüz. Fakat bu sefer de etik bir problemle karşılaşırız. The boy has no real choice. Bu kitabın ismi neden Otomatik Portakal? Bu isim ile kitabın içeriği arasındaki bağlantıyı başlarda kurmakta zorlandığımız için çoğu okuyucunun kafasında bu soru canlanmıştır muhtemelen. Otomatik Portakal, İngiliz argosunda görülebilecek en tuhaf davranışları sergileyen ve başkaları tarafından yönlendirilen kişi anlamına gelmektedir. Kitabı yazmaya başladığımda rengi ve kokusu hoş bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin tam da anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikayeye çok iyi oturduğunu düşündüm, der Burgess bu konu hakkında. Ve demeçte dikkatimizi çekmesi gereken sıradaki kısım ise Pavlov kanunları. Yetkililerin Alex'e uyguladığı Ludovico tekniği, özünde fizyolog Ivan Pavlov'un köpeklere uyguladığı deneylerle aynı formata sahip. Davranış psikolojisinde klasik koşullanma olarak geçen bu deneyde, Pavlov köpeklerin salgı üretme durumlarını analiz etmek ister. Mesela bir köpeğin et gördüğü vakit ağzının sulanması beklenen bir durumdur. Fakat bu köpek eti görmeden evvel kendisini düzenli olarak besleyen sahibini gördüğü vakit ağzı sulanmaya başlıyorsa, bu durumu köpeğin koşullandığını, yani et ile sahibi arasında bir bağlantı kurduğunu gösterir. Bu durum Pavlov'un ilgisini çeker ve belli deneylerle bu konsepti meşrulaştırmak ister. Bir köpeği alır ve ona yemek vermeden hemen önce bir zil çalar. Daha sonra ise yemeğini verir ve bu süreç uzun bir süre tekrarlanır. Bir süre sonra köpeğin ağzı zil sesini duyar duymaz sulanmaya başlar. Artık köpeğin ağzının sulanması için yemeği görmesine gerek yoktur. Zil çalındığı an ağzı salgı üretmektedir. Bu deneyde dışarıdan bakıldığında birbirinden alakasız gözüken iki kavramın, zilin ve yemeğin arasında bir ilişki kurulmuştur. Alex'e dönersek, yetkililerin kendisini tıpkı bir Pavlov'un köpeği gibi koşullandırdığını görebiliriz. Alex'e yapılan iğne onun kötü hissetmesini, midesinin bulanmasını sağlıyor. Tam bu sırada ona izletilen zalim filmlere maruz kaldığı için de vücudu bu iki kavramla, kendini kötü hissetmek ile izlediği filmlerdeki zalimlik arasında bir bağlantı kurmakta.
Bir köpek nasıl ki zili duyduktan sonra yemeğin geleceğini tahmin edip salgı üretiyorsa, Alex de bir zalimlik gördüğü vakit kendisini kötü hissedecektir. Köpekteki zil ve yemeğin yerini Alex de zalimlik ve kötü hissetmek almıştır. Peki Alex'e uygulanan bu tedavi işe yaramış mıdır? Evet, pratikte Alex kötülük yapamaz bir hale gelmiştir. Dışarıdan baktığımızda toplum için sakıncalı tarafları ortadan kalkmıştır. Peki Alex'in içindeki kötülük de gitmiş midir? Şunu biliyoruz ki Alex'in kötülük yapmasını engelleyen şey bedeni, zihni değil. Tedaviden sonra yine belli olaylara maruz kaldığı vakit kötülüğe yeltenebiliyor. Fakat tam harekete geçeceği sırada vücudu onu engelliyor. Alex'in bedeni ve zihni arasındaki bu uyuşmazlık hikayenin çözmeye çalıştığı ve bizim de odaklanmamız gereken bir problem. Otomatik Portakal'ın temelinde iki görüş bulunmakta ve hikayede bu fikirleri temsil eden iki kişi var, Bakan ve Papaz karakterleri. Bakan, Alex'in durumuna daha faydacı yaklaşan birisi. Ona göre her ne kadar Alex'in iradesini elinden alsak da, pratikte Alex gibi olan kişiler bu deney sonucu kötülük yapamaz hale gelmişse, bu bir başarıdır ve toplumun huzuru için uygulanmaya devam edilmelidir. We're not concerned with motives for the higher ethics. We are concerned only with cutting down crime. Papaz karakteri ise olaya dini açıdan bakan taraf. Bu tedavi sonucu Alex'in özgür iradesi elinden alındığı için onu iyi veya kötü biri olarak değerlendiremeyeceğimizi, çünkü Alex'in bu tedavi sonucu artık insan olmaktan çıktığını savunuyor. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man. Zaten bakan ve papaz arasındaki gerilimin sebeplerinden biri de bakanın Alex'i iyi bir insan gibi lanse etmesi. Kötülüğü seçmeyen bir insana iyi biri diyebiliriz. Peki kötülüğü seçemeyen birine halen iyi biri diyebilir miyiz? Papaza göre Alex bu tedavi sonucunda özgür iradesini kaybettiği için ona iyi insan veya kötü insan tanımlamalarını yapamayız. Çünkü iyilik ve kötülük kavramları bunları seçme şansımız olduğu müddetçe anlam kazanacaktır. İyilik kötülük arasında bir seçim yapma yeteneğimizi kaybettiğimiz takdirde bu kavramlar da anlamlarını yitirecektir. Hatta papaz bu konu hakkında tartışmalı bir söylemde bulunur. Tanrı iyiliği mi yoksa iyiliğin seçimini mi ister? Kötüyü seçen bir adam kendisine iyilik empoze edilmiş bir adamdan belki de daha mı iyidir? Bakan ve papaz arasındaki fikir çatışmasının bu kadar güçlü olmasının nedenlerinden biri de Alex'in kişiliği. Evet, papazın savunduğu gibi Alex'in elinden özgür iradesi alınmış durumda. Fakat bakan ve ekibinin motivasyonu da Alex gibi insanları topluma kazandırmanın tek çaresinin bu tedavi olacağı inancı. Bakan için Alex gibi insanlar ne olursa olsun yaptıkları kötülüklerden vazgeçemez. Ellerinde özgür iradeleri olduğu vakit her zaman kötülüğü seçecek olan bu tarz insanları topluma kazandırmanın tek çaresi onların özgür iradelerini, daha doğrusu kötülüğü seçme şanslarını ellerinden almaktır. Ve Alex'in tedaviden önceki, yani normal halini incelediğimizde, bakanın argümanı da güç kazanmakta. Kitap boyunca Alex'in içinde iyiliğe dair bir parça göremiyoruz. Bize küçük bir umut verdiği kısımlar olsa da kısa bir süre sonra kötülüğe ne kadar meyilli olduğunu tekrardan bize gösteriyor. Mesela bir sahnede onu hapishanede meraklı bir şekilde İncil okurken görürüz. Fakat Alex bu sahnede İncil'i okurken bile kendisini İsa'ya kırbaç vuran biri olarak hayal eder. Onu aynı zamanda kötülüğe itilmiş biri olarak görmek de zor. Bazı kötü karakterlerde ailevi problemlerin de onları kötülüğe ittiğini görebiliriz. Fakat Alex'in ailesi oldukça sıradan, düz insanlar. Alex kendi özgür iradesiyle kötülük yapmayı seçen ve bundan oldukça keyif alan birisi. Alex'e uygulanan Ludovico tekniğine bakan ve papazın gözlerinden baktık. Peki Alex bu tedaviden sonra nasıl hissetmekte? Bu soruyu kitap üzerinden cevaplamak yerine gerçek hayattan cevaplamaya çalışalım. Aslında yetkililerin Alex'e uyguladıkları tedavinin benzeri bir zamanlar gerçek hayatta da uygulanmaktaydı. Engelleme terapisi ismi verilen bu yöntemde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkları bulunan ve bunlardan kurtulmak isteyen insanlara elektrik şoku gibi cezalandırma yöntemi uygulanarak onların bu bağımlılıklardan kurtulması beklenmektedir. Fakat daha sonraları bu terapinin insanlarda değişim yaratmaktan çok psikolojik olarak yıpratan bir uygulama olduğu fark edilir. Hatta bu terapi birçok kez deneklerin akıl sağlıklarını kaybetmeleri veya intihar etmeleriyle sonuçlanmıştır. Baktığımızda Alex de engelleme terapisinin başka bir versiyonu olan Ludovico tekniğine maruz kaldığında hayatı tepe taklak olmuştur. Giderek akıl sağlığını kaybeder ve en sonunda her ne kadar başarısız sonuçlansa da intihara teşebbüs eder.
Alex baştan aşağı ilgi çekici bir karakter. Vahşi bir tabiata sahip olmasına rağmen sanat ve estetiğe karşı bir yatkınlığı var. Ağzı iyi laf yapıyor. Kitap boyunca İngilizce-Rusça karması özel bir argo kullanmakta. Çetesinin lideri ve en gaddarı kendisi olsa da yeri geldiğinde medeni davranabilen tek kişi de kendisi. Fakat Alex'in en ilginç tarafı yaptığı zalim eylemlere olan bakış açısı. Alex'e göre onun yaptığı bu şiddet eylemlerinin estetik bir tarafı var. Yaptığı kötü eylemleri okuyucuya anlatırken sanki sanat icra ediyormuş gibi tasvir ediyor. Ve bu durumun en iyi örneklerinden biri de Alex'in klasik müziğe olan tutkusu. Kendisinin hayattaki en keyif aldığı aktivitelerden biri klasik müzik dinlemek. Okuyucuya uzun uzun klasik müziğe olan sevgisini anlattığı kısımlar var. Alex gibi cani birinin klasik müziğe olan tutkusu mantıksız gibi gelse de aslında bu durum kendisinin karakteri ve kötü eylemlere olan motivasyonu hakkında ciddi bir ipucu vermekte. Onun için klasik müzik ile yaptığı şiddet eylemleri arasında muazzam bir ilişki mevcut. Yatağına uzanıp Beethoven dinlerken bile sıradaki yapacağı kötü eylemlerin hayallerini kuruyor. Ve bundan şunu anlıyoruz ki Alex yaptığı eylemleri kötü veya yanlış diye değerlendirmektense bunları oyun, zevk hatta bir sanat formu olarak görüyor. Ve özellikle Alex'in danışmanı Deltoid'in bir türlü Alex'in zihniyetini kavramakta zorlanmasının nedeni de buradan kaynaklanıyor. You got a good home here, good loving parents. You got not too bad of a brain. Is it some devil that crawls inside of you? Deltoid, Alex gibi düzgün bir ailede büyümüş ve kafası çalışan bir çocuğun bu kadar kötülük potansiyeli barındırmasına bir türlü mantıklı bir sebep bulamıyor. Oysa Alex bize bir insanın her zaman mantıklı motivasyonlara sahip olamayacağını, bazen çok sebepsiz gözüken içgüdü ve duygu temelli motivasyonlara da sahip olabileceğini gösteriyor. Alex'in kötü eylemlerinin arkasında bir ideoloji, bir amaç, kısacası herhangi bir sebep bulunmamakta. Bu eylemleri yapıyor çünkü bunlardan keyif alıyor. Stanley Kubrick'in uyarladığı Otomatik Portakal filminde de bu durumu görebiliriz. Yönetmenin uyarladığı kitabın korkunç ve karamsar bir havası olsa da filmde kullanılan renkler canlı, mekanlar çocuksu bir tarzda. Filmin genelinde alaycı bir ton var, sanki çizgi film gibi. Yönetmenin bu tercihinin altında belki de hikayeye Alex'in gözünden bakmamızı, yani olayları kötü veya suç diye algılamaktansa Alex'in gördüğü gibi görmemizi istemesi yatıyordur. Yani bir oyun, bir eğlence olarak. Otomatik Portakal sadece 180 sayfalık bir kitap olsa da ele aldığı güzel problemler var. Bunlardan birisi bakan ve papaz arasında geçen iyi kime denir problemi. Bir diğeri de Deltoid'in çözmeye çalıştığı problem olan bir insan neden kötülük yapar. Bunların dışında incelememiz gereken son kısım da kitabın finali. Kitabın sonuna baktığımızda yazarın hikayeyi tartışmalı bir şekilde bitirdiğini görürüz. Alex başarısız intihar teşebbüsünden sonra kendini hastanede bulur. Ve burada Alex kötülük yapma kabiliyetini yeniden kazandığını, kısacası Ludovico tekniğinin etkisini kaybedip özgür iradesine kavuştuğunu fark eder. Ve anında sıradaki yapacağı kötü eylemlerin hayallerini kurmaya başlar. Kitaptaki 20. bölüm bu şekilde biter. Ve kitabın tartışmalı olan son bölümü 21'e geçeriz. Bu kısımda artık 18 yaşına gelen Alex, yeni kurduğu çetesiyle karanlık eylemlerine devam etmektedir. Alex bir gün şans eseri, eski çetesinden bir arkadaşı olan Pete ile karşılaşır. Alex'in aksine Pete, hayatını düzene sokmuş ve bir aile kurmuştur. Ve Alex, bu eski çete arkadaşının yeniden bir hayat kurduğunu görünce ona imrenmeye başlar. Kötülüğe olan motivasyonunun artık eskisi kadar olmadığını fark eder. Hatta Pete'in yaptığı gibi bir aile kurma fikri zihninde canlanır. Kitap boyunca kötülüğün elçisi olan Alex karakteri son sayfalarda değişmiş biri olarak karşımıza çıkar. Burgess'ın kitabına uygun gördüğü bu son, birçok kişi tarafından Alex'in karakter altyapısı ile tutarsız olduğu eleştirilerine maruz kalır. Hatta editörler 21. bölümü kitabın Amerika'daki basınlarından kaldırmıştır ve Kubrick de filmi kitaptaki son kısım hariç bir şekilde bitirmiştir. Bu konu üzerine yazar bir açıklama yapma ihtiyacı hisseder ve şunları söyler. Aslında karakterlerinizde işleyen ahlaki bir dönüşüm veya bilgelikte bir artış olasılığını göstermedikçe roman yazmanın pek de bir anlamı yoktur. Yazar kitabı iyimser bir sonla bitirse de Alex gibi birinin kolay kolay kötülükten vazgeçmesini bekleyemeyiz. Mesela finalde Alex'in geçmişteki yaptığı kötülüklere karşı herhangi bir pişmanlık hissettiğini de görmüyoruz. Belki burada Alex'i iyi biri olmaya karar vermiş şekilde görmektense canı sıkılmış şekilde görmek daha uygundur. Kötülükten bu kadar zevk alan birisinin kötülüğü bırakmasının tek yolu artık kötülüğün eskisi kadar zevk vermemesidir. Muhtemelen Alex yaşının da ilerlemesiyle birkaç senedir oynadığı bu oyundan canı sıkılmıştır. Artık eskisi kadar
keyif vermiyordur.